Selam, yeni bir video ile tekrardan karşındayım. Bugünkü videomda böyle beni yine heyecanlandıran, biraz daha seni motive edebilecek bir video olsun istedim. Ama bu videoda sadece dışarıdan bir motivasyon olsun diye değil, kendi içindeki kendi motivasyonunu nasıl arttırabilirsin, bununla ilgili bir video çekmek isterim. Daha önceki videolarımda topladığım bazı o ipuçlarını bu videomda toplamak isterim. Aynı zamanda bir iki ek bilgi de buraya eklemek istedim. Belki senin için de yardımcı olur. Bu bahsettiklerimin hepsini ben de kendi hayatımda uyguluyorum. Şu ana kadar uyguladım. İlk önce zihinsel olarak kendine şunu söylemeni istiyorum. Aslında her şey ilk önce bir düşünceyle başlıyor. Düşüncelerimiz inançlarımızı, inançlarımızla olayları gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Kendinde şu düşünce olsun. Ben kendi hayatımı kontrol edebilirim. Motivasyonumu devamlı olarak tazeleyip üstte tutabilirim. Ha evet, elbette ki bazen kötü hissedeceğiz, işte mutsuz anlarımız olacak. Bunlar çok normal. Öfkeleneceğiz, üzüleceğiz, mutlu olacağız, heyecanlanacağız. Bunlar insanlara özel bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben şu anda nasıl motive olabiliriz? Nasıl daha mutlu, nasıl daha enerjik olup günü nasıl daha güzel, verimli bir şekilde dönüştürebiliriz? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani ilk olarak kendine söylediğin cümleler ve o düşünce çok önemli. Çünkü sen eğer kendine şunu söylüyorsan ki ben hiç motivasyonlu birisi değilim, enerjim çok düşük, çok başarısızım ki herkesin her zaman başarılı olması gerekmiyor. Bu da ayrı bir şey. İşte çok başarısızım, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum diye böyle sürekli kendine söylüyorsan ya unutma ki bunların hepsi kendini tanımladığın cümleler oluyor. Ve sen kendini tanımladığın bu cümleleri değiştirirsen bambaşka bir insan da olabilirsin. İlk önce lütfen kullandığın bu cümlelere dikkat et. İkinci olarak benim bu aralar özellikle sürekli yaptığım şeylerden bir tanesi ise uyanır uyanmaz beni mutlu eden 3 şeyi düşünüyorum. En azından güne böyle güzel bir enerji yayarak başlamış oluyorum. Belki bunu da denersen senin için çok çok güzel olur. Üçüncü olarak ise hedef koyarken kendine neden bu hedefi istiyorsun? Yaptığın şeyi neden yapıyorsun? Yani bir nedeninin olması lazım. Bir vizyonunun, bir amacının olması gerçekten çok önemli. Çünkü biz kendi içimizdeki o tutkudan dolayı o hedeflerimize doğru koşmuyorsak benzinimiz bizim 1-2 saat sürer. Öyle düşün. Yani bizim uzun soluklu bir benzinimizin, uzun soluklu bir motivasyonumuzun olması için gerçekten seni uzun vadeye kadar taşıyabilen bir sevgi kaynağının, bir şeyin olması lazım, bir nedeninin olması lazım. Lütfen bunları yaz. Böyle bir panonun üstüne falan yazabilirsin. Yaptığın şeyi neden yapıyorsun? Bunu kendine sor. Bir diğer faktör ise aslında gün içerisinde yapacağın şeyleri listelemek çok çok faydalı oluyor. Kocaman işte 10 tane şey yapılacak falan diye yazman gerekmiyor ki zaten çok genel olarak yazılmış gözümüzde büyüttüğümüz hedefler ise onu birden günün içerisinde yapmamız neredeyse imkansız oluyor. Onu yapmadığımız zaman da kendimizi kızmış oluyoruz, kırılıyoruz, özgüvenimiz gidiyor, motivasyonumuz düşüyor, öz saygımız düşüyor. Benim mesela beyaz bir tahtam var dediğim gibi daha önce de. Bu tahtaya gün içerisinde bir veya iki en önemli şeyi yazıyorum ki onlara odaklanıp onu en iyi şekilde yapabilmek için yani kısa olsun hedeflerin, ufak ufak olsun merak etme ama bu sefer de çok daha verimli, motivasyonu çok daha zinde tutabilirsin. Bir diğer en önemli şeylerden bir tanesi ise vizyon tablosu. Güzel bir tablo yapıp resim halinde böyle güzel güzel bir tabloya bunları yapıştırabilirsin, süsleyebilirsin. Bu tarz şeyler yaparsan gördüğün için odan burada olacak. Odan burada olduğu zaman da beynin otomatikman onları gerçekleştirmeye çok daha fazla başlayacak. Tamam mı? Bunu da lütfen unutma. Bu da çok çok önemli. Bir diğer faktör ise ben mesela hayal kurmayı seçiyorum daha fazla. Gün içerisinde gerçekten olmasını istediğim şeyleri hayal kuruyorum. Ve çok ilginç, çok çok ilginç bir şekilde hayal kurduğum her şey birkaç kez böyle aynı şeyi birkaç kez detaylı olarak hayal kurmaya başladığım zaman tak anlam veremediğim bir şekilde direkt olmaya başlıyor. Yani buna sen de tanık oluyorsun. O yüzden ne olur hayal et.
Hayal etmekten korkma. Hayallerinde istediğin kişi olabilirsin. Unutma ki sen hayal ettiğin zaman ilk önce düşünceyle başlıyor. Hayal ediyorsun. Hayal edince zihinsel olarak onu yapabileceğine daha da fazla inanmaya başlıyorsun. İnanç gerçekleşiyor. Yani ilk önce her şey düşünce. Düşünce aslında inanç olmadan önceki evre gibi düşün. Her düşündüğüne inanmaman aslında buradan kaynaklı olan bir şey. O yüzden lütfen kendine biraz zaman tanı, biraz anlayışlı ol. Tamam mı? Ve son olarak ise verebileceğim diğer bir öneri, gerçekten kendine enerji veren şeyleri yap. Enerji veren şeylere odaklan. Kendimizi sevmemiz için de bu çok önemli. Negatif hissettiren, iyi gelmeyen şeyleri yapıp ondan sonra motivasyonum yok oluyor aslında pek çok insanda. Lütfen bunun farkına var ilk önce. Çünkü her şey ilk önce farkına varmakla başlıyor. Bunun farkına vardıktan sonra nedenini anlayıp, neden ben böyle davranıyorum ya, ben seçebilirim. Bilinçli olarak bunu düşünüp gerçekten hayatımı da şekillendirebilirim dediğin zaman hayatın çok çok değişmeye başlıyor. O yüzden lütfen kendine iyi gelen şeyleri yap ki, iyi gelen şeyleri yaptıkça gün içerisinde yapabilten genel bir o motivasyonun, genel bir enerjin daha yüksek olsun ve gün içerisinde çok daha mutlu, huzurlu, böyle daha bir verimli geçirebilirsin bu sayede. Umarım bu videoda senin için çok çok yararlı olmuştur. Şimdi kendine çok iyi bak. O zaman görüşürüz, bay bay.